Merhaba arkadaşlar, ben Murat. Bugün karşınızda Black Mamba ile 10 kilo köfte yeme videosuyla beraberim. Aynen. Hoş geldin bunu canım. Üstesinden geleceğiz. Eren Karayalan hiçbir zaman pes etmedi. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, garip bir video içindeyiz arkadaşlar. Enteresan, artık yemek videolarını kendi başıma yapmıyorum. Bir önceki konum da Yusuf Kayalp'ti, biliyor musunuz şahsını? Tanıyor musun? Yok ama görsem tanıyabilirim. Çok benziyor sana. Bak şimdi. Vallahi çok benziyorsunuz. Eren benimle. Karayalan kimseye benzemez. Öyle mi? Buradan Hasan Usta Kebab'a sonsuz teşekkürlerimizde bulunuyorum. Çünkü bize Hasan Usta Kebab çok fazla köfte verdiler. Bugün köfteye doyuyoruz. Hatta bayağı biz kadrajda görünmeyen salata da verdiler. Al, sen seversin salata. Ben yok, salata sevmem ben ama yerim. Yersin yani, yersin. Sevmeyeli bir şey değil görünmeyen. Bu da senin. Bak şu da senin. Bu da son, komple senin. Tamam. Şurada poşette de var. Şey olursa söylersin. Bir de burada var. Salatamız bol. Ömer'im. He? Ömer de videoda arkadaşlar. Yakala. Selam abi. Oğlum Nimet. Oğlum ne yaptın? Tut Nimet'i. İzledin mi benim yemek videolarımı daha önce? Vallahi izledim. Olay keşke yap. Ben de orada olsam dedim ve gerçekten oldum. Ve bir gün oldun. Bir gün oldum, buradayım, yanındayım. Şu an yiyeceğiz hayvan gibi. O zaman konsepte aşinasın. Tabii ki köfte yiyeceğiz. O zaman hadi baba. Bana biraz ayran koyayım. O denk geldi öyle. O... Ama yaş mıyım ben ya? Estağfurullah. Ha, tam olarak şey bunu söylüyordu galiba. Tam çalkalayamadım şey, şunu şey yapsana, sen çalkalasana. Ayran miçki, ay milli içkimizdir. Tamam abi, çalkalandı bu. Teşekkür ederim. Bir şey diyeyim. Ömer, ha? Al ayran. Komple. Basarak açılıyor. Öyle. Şurada buradan açınızı bas. Olmaz işte. Şimdi Erencim, ben yemeği yerken sana çeşitli sorular aksedeceğim. Tabii ki. Gerek kendi sorularım, gerekse Instagram'da paylaştığımız fotoğrafımıza gelen aynen sorular öyle üzerinden ilerleyeceğiz. Aynı zamanda gündemle ilgili değerlendirmeler yapacağız seninle. Siyasete ya girmeyi düşünür müsün? Fazla düşünmüyorum ama yine de... Siyasi konuşmalar yapsak. Evet, tamam. Yer yaparız misin bu arada? Yerim, yerim. Ben severim, hiç sevmem de. Ben acıyı severim. Acısından değil, o bir sebze piştiği zaman beni çok irite ediyor. Ne diyorsun, Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmedi, kaybetti. Genel kurultayda Özgür Özel geldi. Diyoruz bir şeyler. Hem bu durumu nasıl değerlendirdin? Sana söz, yine bağırlar gelecek. Olumlu bir değerlendirmede bulundun ya. Nasıl bir zil ya? Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun? İyiyim abi, sen ne yapıyorsun? İyi ya, hoş ne geldin. Biz de geldik buralara kadar. Hoş geldin. Ya. Ayakkabıları çıkarabilirsek çok memnun olurum. Kahretmesin. Kaç yaşındasın? 20 yaşındayım. 20 yaşında mısın sen? Evet. Ne diyorsun amına koyayım ya? 20 yaşındayım abi. 26-27, sakal bıraksan 30. Ben sakalı kesiyorum ya. Onu da zaten anlıyorum izinden. Sen 2003'lü müsün yani? Hangi ay? 30 Eylül. Ha, daha yeni girdin 20'ye. Amına koyayım ya. Adam ayı gibi adam, eşek kadar adam. Nasıl 20 yaşında ya? Boyun kaç senin? Boyun da benim kadar. Boyumu bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun oğlum? Sağlık ocağına gitmedin mi? Buna bir kilomu da bilmiyorum. Valla. Senin boyun 1.80 aşağı yukarı. Bana çok yakınsın. 1.80 mi? En az 1.80'dir. Kilon da büyük ihtimalle 125. Değil mi? Kaç sence amına? Az bence. Yani 125 az mı? Daha önce spor yaptın mı ki sen? Tamam, o yüzden dedim, yapmadığını tahmin ettim. O yüzden 125 dedim. Daha önce spor yapsan 125'in fazlası olabilirdi belki de. Aynen öyle. Kilom 165 arkadaşlar. Ne? 165. Oho. Ama yine de yakışıklıyız. Eren Karayalan pes etmeyecek şu zaman. Oğlum ölürsün lan. 165'te yokuş çıkmalı. Ben seni sadece şeyde gördüm. Sigma editleri yapıyorlardı. Çiğ köfteciyle bir mezun var.
Ya oğlum çarparım, yemin ederim çarparım. Bir de şeyi gördüm. Başkanım, beni kovmayın başkanım. Başkanım. Şu manyakları nerede bulduk? Başkanım. Ben sadece o iki videoyu gördüm. Senin hakkında tek bildiğim şey bu. Sen kimsin? Anlat. Benim ismim Eren Karayla. Ona hakimiz. O, hepimizin bildiği tek şey. Kimdir Eren Karayla? 2018'de başladım videolarıma. Öncelik videolarım Facebook'taydı. Kaç yaşındaydın 2018'de başladığında? 15 vardı, 16 vardı. 15-16 yaşından mı başladın? Evet. Ne yapıyordun? Kışkırtma çekiyordum en çok. Metrobüse elim sıkıştı. İnsanları kışkırtıyordum falan. Yani ben korkmadan insanları kışkırtıyordum. Dayak yiyor muydun? Dayak yiyemiyordum. Peki bu kışkırtma nasıl bir dozda kışkırtma? Rahatsız edici bir kışkırtma mı yoksa şaka dozundaki kışkırtma? Şaka bile rahatsız edici. İkisi bir arada. Sonra? Sonra başladık işte YouTube'a başladık. 2019'un Mart ayında. İlkten oyuncularla bir video çekiyordum işte. Oyuncularla fotoğraf video. Oyuncu? Kışkırtmalara devam, yola devam. Oyuncu yani şey, setlere gidip oyuncularla fotoğraf ya da video çekiyordum. Nereden buluyordun setleri? Çalışmadan nasıl giriyorsun sete? Gizli giriyorum. Ben de settenim abi diyorum. Ben de bir oyuncuyum diyordum orada. İnsanı settekileri kandırıyorum. Ha geçebilirsin diyordu. İnanıyorlardı işte. Sonra tam içeri girdim. Yasak Elma'nın evine girdim. Düşünsene Yasak Elma'yı biliyor musun? Villa. Onun içine girdim, evin içine girdim. Kovdular mı sonra? Sonradan kovuldum işte. Peki nasıl kovuldun? Başkanım olmayın beni başkanım gibi bir... Öyle değil. Çıkar mısın kardeşim setten değilsen dedi. Ben de çıktım gittim. Peki bu başkanım kovmayın beni başkanım videosu ne? Bizim karşıdaki bir tane çalışan patron. Patron bu adam. Gittim bir buna da komik olduğu için bir kışkırtma yapayım dedim. Bir tane yaptım. Ne? Nasıl kışkırtıyorsun orada adamı? Ne yapıyorsun yani? Daha önceden videoda da kışkırtmadım onu. Videosuz da kışkırttım. Beni biliyor yani onu kışkırttığımı. Direkt geliyor yanıma. Hadi dışarı çık, hadi dışarı çık yapıyor. Daha önce ben bunu videosuz kışkırtmıştım. Peki müzik muhabbeti ne? Sesimin güzel olduğunu fark ettim. Ne zaman? 2022'de. Geçen yıl mı fark ettin? Nasıl fark ettin sesinin güzel olduğunu? Şarkı söyledim. Şarkı söyledim işte. Sonra? Ben de bir stüdyoya girdim. Yani stüdyodayım şu an bir tane. Sözleşmem var. Oraya girdim. Sanatçı oldum. Şu an şarkıcı oldun mu resmi olarak? Şu an resmi olarak şarkıcıyım. Yakında güzel bir sanatçılarla düetlerim gelebilir inşallah. Bunu umuyoruz. Para geliyor mu? Sıfır. Ama gösterdin demiş şarkı var bir tane. Oradan para gelmiyor mu? Cankan'la yapmışsınız. Yok, gelmiyor. Niye? Çünkü sözleşmem var. Ne sözleşmesi? Ben para almıyorum burada. Ulan böyle sadece sanat mı? Bana şarkı çıkartıyor, video klip çekiyor, başka yok. Hmm. Benim sadece böyle şarkılarım olsun istiyor. Yani şey mi? Şey mi dostum? Şöyle diyor. Sen şu an ünlü değilsin. Biz seni ünlü yapacağız. Şarkılarını şey yapacağız. Karşılığında. Hayalin şarkı çıkarmaktı. Şarkıyı çıkartıyoruz biz sana dedi. İşte çıkartıyorlar. Stajyer şarkıcı. Nasıl lan? Stajyer ne? Stajyer. O ne demek ki? Ömer stajyerin ne olduğunu Black Mamba'ya açıklatana. Acıktın mı? Vallahi öleceğim açlıktan. Stajyer nedir? Black Mamba merak ediyor. Stajyer herhangi bir şekilde sözleşmeli bir eleman değildir. Stajyer aslında o işe giriş seviyesidir ve giriş seviyesi olarak bir çalışmadan ziyade o iş üzerine eğitim almasıyla beraber şirkette var olan bir personeldir. Ama kısa vadelidir genellikle stajyer. Yani 3 ay maksimum giriyor. Ben 5 yıl. 5 yıl çok iyi. 5 yıl sözleşme mi yaptın? Başka merak ettiğin bir terim var mı stajyer gibi açıklasın Ömer? Yok ki abi. Elegant ne demek? Elegant ne demek biliyor musun mesela? Ben de. Element mi? Element değil. Şey mi dostum? Ha muhabbeti bir açıkla bakayım. Sen niye andığımızı bilmiyorsun lan? Yandım şimdi. Niye bilmiyorsun andığımızı? Vallahi ben okumadım ya. Andın elem ne lan? Ben bilmiyorum ki okumadım. Andımızı oku diyor adam. Andın elem diyor lan. Lan bir kere mantıklı düşündüğün şey aslında. Andımız. Andı bir şey demek ki diye düşünmem mantıklı da. Nasıl oku? Oğlum. Ben okumadım. Okula gitmedim. Ha o anlamda okumadım. Ben de andımızı okumadım. Sen de andımız sandım. Yok ki artık. Çocuk 20 yaşında. Belki denk gelmedi. Gerçi bu okula girdiğinde andımızı kaldırdılar doğru. Liseye girdiği yaşta. Ama okumadın mı? İlkokul okumadın mı? Onu okudum. Fetiş vardı.
Vardı. Vardı. Andımız vardı ilkokulda. Çocuk mu kandırıyor? Geçerli bir bahanem var mıydı yani? Andımız okunurken hiçbir şeyi umursamamak ve sadece dalıp gitmekle ilgili çocuktu. Hep öyleydim ben. Dalıp gidiyordum yani, bilmiyorum. Nerelere dalıp gidiyordun? Özel olacaksa. Maziye. Ne olmuştu? Dördüncü sınıfta ne yaşadın? Sevdiğim kızlara dalıyordum. Dördüncü sınıfta. Birinci sınıfta. Ne yapıyordun lan birinci sınıfta? Ben mi? Murat'a sordum, sana da soracağım. Projelerle uğraşıyordum çeşitli. Hangi projeler? Çok ciddi işlerim var. Çok ciddi işlerim vardı. Gençler Birliği'ne yenilmiştim Fenerbahçe olarak PlayStation 1'imde. Of. Onun acısıyla uğraşıyordum. Of. Sen hocam, birinci sınıfta ne yapıyordun? Yanlış anlamasın kimse. Okulun zili çalıyordu teneffüste. İnsanlar gidiyordu, ben de kalemini çalıyordum. Çocukların... Yok, bu yanlış anlaşılacak bir şey. Bu doğru anlaşılacak. Çocukların kalemini çalıyordum, çantama koyuyordum. Sonra bu biriken kalemleri ne yapıyordun peki? Benim oluyordu, seviyordum yani. Halkımızdan gelen soruları aktaracağım sana şimdi. Aynen, geçelim oraya bakalım. Ayakların kaç numara? 46. Çok duygusal bir soru geldi. Hayatında yaşadığı en zor durum. Ben önce yorumlamak isterim. Bence demin şu yokuşu çıkarken hayatındaki en büyük zorluktan, en azından fiziksel zorluğu yaşamış aynen olabilirsin. Şimdi kendi cevabını alalım. En büyük zorluk sahtekar insanlarla bir araya gelmek. Seni düşürmeleri. Başaramazsın, edemezsin. Boşuna uğraşıyorsun. Yani hepiniz başaramayacaksınız. Eren Karayılan pes etmez. İdolü kim diyor? Mustafa Ceceli. Neden? Yani eski anları hatırlatıyor. Böyle 2007-2008. Güzel günleri hatırlatıyor. Sen 2007'yi hatırlayıp ne yapacaksın? 4 yaşındasın ama bu. Andımızı önüne andı öğrenmediğin zamanlardasın. Ne yapacaksın 2007'de? Yine öğrencilerin kalemlerini çalacağım. Adli sicil kaydı gösterebilir mi? Demiş. Nasıl? Benim sicilim yok ki. Sicil temizdir, kağıdın var mı? He. Ya benim zaten temiz. Öyle bir kağıdım yok ki benim. Hangi takımız? Beşiktaş diyeyim. Ne olacak bu Beşiktaş'ın hali peki? Ne olacak abi şimdi? Güzel şeyler olacak. Ben bayağı bir kilo verdim. Biliyorum abi, biliyorum. Eski videonu izledim ben. Seni nereden tanıdım abi biliyor musun? Önce bunu bir anlatayım arkadaşlara. 48 saat aç kalma videosu var ya. Hı. 15 kişiye saldırdım diye bir şarkı çalıyor en son. Abi aynen, orada pilav yiyorsun ama biz gördük yani ekmek. Ağzına sokuyorsun, çıkartıyorsun sonra. Evet. Yemedim. Yemedin onu yani. Yemedim, çıkardım. Ha, hem kilo veriyorsun hem de video çekiyorsun. Güzel. Yani zaten kilo vermek için o işe kalkışıyorum. Yaparken de videosunu çekeyim diye. Malzeme olmuş oluyor. Aynen öyle. Kadıköy'de biri seninle fotoğraf çekinmek istemiş. Hiç sikmeden dönüp gitmişsin arkana. Götünün kalkıp kalkmadığını soruyor. Bana terbiyeli bir şekilde yaklaşırsan çekiliriz. Ne yaptı ama o kişi Kadıköy'de? Ya belki dalga geçmiştir de ben çekilmemişimdir. Dalga mı geçiyorlar sonra? Bazen dalga geçiyorlar. Ne diyor ibnler? O Westingen. Böyle mi diyorlar? Aynen. Sokağın ortasında. Aynen. Bunu... Sen ne diyorsun karşılığında? Ben takmıyorum, yoluma devam ediyorum. Onlardan birisidir umarım. Niye öyle diyorsunuz? Böyle denir mi insana? Sanmadığın insana böyle denir mi ya? Bence bir karşılık vermen lazım. Veremiyorum, benim şeyime değil. Senin iyi niyetin zaten suistimal ediliyor. Zaten beyinlerimde akıl yok zaten. Niye uğraşayım ki ben bunlarla? Saygısız insanlar şey var bu ara, çok var. Harbiden çok saygısızca konuşuyorlar, bağırıyorlar falan. Sana da oluyordur umarım. Bana olmuyor. Bana niye oluyor o zaman ya? Benden bir çekiniyor insanlar. Ters bir şey yaparım diye. Benden ne çekinmiyorlar demek ki. Çok sinirliyim bir de ben dışarıda. Çok gergin oluyorum. Bu iyi bilir. Diken üstünde gidiyorum böyle. Fotoğraf çekilmeye gelen kaygı içinde çekiliyor fotoğrafı. Ama sen dışarıda bazı görüntülerini gördüm ben. Neşe saçarak yürüyorsun sen. Ömer'le direkt çekinmiyorlar mesela. Çok rahat o. Sen mi abi? Süper bir hayat. Süper hayat. O doğru. Ayak kokar. Ayak kokar. Ayak ne kokar? Erkek adamın ayağı kokar abi. Aynen baba. Orasını ben diyorum. Gibi. Tamam, benim ben evime giriyorum. Benim ayağım kokuyor. Bu doğruya doğru. Bunu açıklıyorum. Özellikle bir adamın durumu sıkışıksa ayağı çok kokar. Şey ekleyeceğim. Çalışan adamın ayağı kokar. Aynen öyle. Ben pes etmiyorum. Emekçi adam ayağı kokar. Emekçi adam ayağı kokusu diye bir şey vardır.
en çirkini İşçi böyle. Aya. En pis koku ondadır böyle. Oradan anlarsın ne kadar emek veriyor. Benim şu meşhur Orkun Dev'deki ayak kokusu anımı 2014 yılındaki bir anlatsana Black Mamba'ya. Bundan 9 sene önce. Şimdi Murat o zaman 140-145 kilo civarlarında. Ayran alabilir miyim? Murat'la benim de ortak arkadaşımız, yakın arkadaşımız Orkun. Orkun da işte atıyorum oturuyor İstanbul'da. Murat Antalya'da, ben de İzmir'deyim. Biz işte İstanbul'a geleceğimiz zaman da ikimiz de Orkun'a gidiyoruz. Şimdi bir gün Orkun'a Murat gidiyor. Şimdi Murat'ın da o zaman arkadaşlar tarafından en çok bilinen yönü ayağının kokması. Kilolu olmasından. Orkun abinin mi kokuyor ya? Yok. Neren ne dinliyorsun? Bir ayakkabım var, sadece onu giyiyorum, kokuyor. Evet. Hem şişmanım hem durumum yok. Kokuyor. Ben işte bir gün Murat'la beraber Orkun'da kaldım. Salonda yattık Murat'la beraber. Sabaha kadar o ayak kokusu atıyorum. Sonra aradan bir zaman geçti. Böyle bir 2-3 ay geçti. Ben gene Orkun'a gideceğim. Şimdi Murat'la ayrılmışız biz. O Antalya'ya gitmiş, ben İzmir'e gitmiş. Ben İstanbul'a geldim Orkun'un evine. Kapıyı açtı. Oo dedi, hoş geldin dedi, Ömer'im dedi. Dedim Murat mı burada? Dedi ki 2 hafta önce geldi kaldı. Murat'ın ayak kokusu eve sinmiş. 2 hafta önceki. Olsun abi, insanlık hali. İnsanlık hali. Sonra Murat Orkun evine taşındı sonra zaten. Orkun çıktı orada. O eve ben geçtim sonra, evet. Ömer'im. Ha? Haberi sessiz izleyince sanki bir şeyleri alamıyorsun ya. Eren Karayılan horlar mı? Horluyorum. Ama ben anlamıyorum. Bana teyzem diyor. Ne diyor? Horluyorsun Eren diyor. Hiç kendi horlamını uyandın mı? Ben horladığımı ben anlamıyorum ki. Ben uyuyorum, sabah kalkıyorum ben. Teyzem diyor bana, horladın Eren diyor ya bütün gün. Bir önlemde bulunmuyor musunuz bunun için? Şikayetlendiğine göre kadar. Yastık belki rahatsızlık veriyordur, o yüzden. Bir yastık değişimi belki. Yok, yastık değişimi yapmıyorum. Direkt uyuyorum. Senin için problem yok, teyzen için diyorum ben. Ha, teyzem için mi? O teyzem de o. O da horluyor. Şey anlatsana. Zombi zannetmişlerdi beni. Sen zombi zannetmiştin. Hepimizi sandık. Şimdi bir gün biz oyun oynuyoruz. Video çekiyoruz. Zombi oyunlarını biliyor musun? Gördün mü hiç? Zombi Left 4. Mesela o değil de onun gibi başka bir oyun vardı. Abbas Can Basan, Hakan, ben, bir de ben. 20-30 zombi öldürdük. Kapalı bir yerdeyiz böyle, korkuyoruz. Bitti zombiler, bir ses geliyor. Vay diye bir ses. Arıyoruz arıyoruz, yok. Işık açıyoruz, bir şey yapıyoruz. Dışarı kapılara bakıyoruz. Her yer, hiçbir yerde zombi yok. Gitgide artıyor ses, korkmaya başladım artık ben. Bu ne dedim ama. Kulaklığı bir çıkardım. Zombiyi aradık bulamadık. Arkamı döndüm. diye ses geliyor. Ne yapıyorsun sen? Murat'ın bak, oyun masası burası. Arkada böyle koltuk var. Koltukta yatıyorum ben. Benden geliyormuş ses, horlama sesi. Ya. Onlar da 4 kişi zombi arıyorlar. Yanına gittim. Dürttüm böyle. Onun dedim, uyan, video çekiyor, zorluyorsun dedim. Tamam, uyandır beni. Ben Ömer'im. Tamam. Sen yastıksın. Uyuyun. Ya. Allah. Dur, horlayayım da. Ömer. Uyan lan, oyun oynuyoruz, horluyorsun. Sesin geliyor. Ne horlaması ya? Horluyor oğlum, sesin geliyor. Ben mi horluyorum? Aha. Tamam. 10 saniye, 20 saniye sonra bak. Uyandır beni, rahatsız. Ömer. Ha. Oğlum, gene horluyorsun. Horluyor mu? Tamam. İçeri kapanıyor bir de böyle. Ben seni kapanıyorum. Bu neden İstanbul'un her yerinde? Bir gün Ok Meydanı'nda, ertesi gün Çekmeköy'de. Ben İstanbul'u dolaşmayı seviyorum. Her yerdeyim ben. Sarıyer. Her yer. Seviyor musun İstanbul'u? Bayılıyorum. Ben sevmiyorum hiç. Sen Antalya'yı mı seviyorsun abi? Çok severim. Antalya'yı ben çok seviyorum. Çok kalabalık burası. Ne oldu bro? Puuu, Allah kahretsin. Acı geldi. Puuu. Limonun çekirdeğini dökmüşüm üstüne, salak, hatırlıyorum. Tam düştüğü yere hatırlıyorum. Çekirdek yedim, hiç sevmem çekirdek. Limon çekirdeğini ben de sevmiyorum abi. İğrenç bir şey. Bir şarkı söyle be.
Sebepsiz gidenlere içiyoruz bugün. Bir daha sevmem diyenlere ben onsuz yapamam diyordu dün. Onu artık ağlarken sevecek. Şey mi dostum? Murat! Murat! Ne var lan, ne oluyor? Patlıcan mı, ne olacak ama? Şirek ne oldu? Çocuğu sürtüyor. Lan oğlum. Abi bir şey oluyor. Öksürüyor mu lan? Ne oluyor? Abi bir bilmiyorum. Şey oluyor. Ablan. Ne yapayım onu? Oyun mu oynuyorum benimle? Çok, abi sigma edip mi yapacağım bana? Çok yemek yedim abi. Geri abi yaslan, geri yaslan. Abi. Geri yaslan, geri. Dünyanın en büyük geri yiyeceğini yedim. Lan bana. Geri yaslan lan. Abi, ben anlarım. Şiş, ellerini çek. Abi, oğlum yaslan geri, ellerini çek. Göbeğim ıslak abi. Ne fark eder ama. Korkuttun bizi ya. Çok korktuk ya. Bu hep kusar. Durduk yere kusar bu. Bu bir ara stres oldu, kustu. Evde böyle üzüldü, bir şey oldu, öp dedi. Götü de s**tiyordur sen. Ne yapıyorsun abi sen? Köfte yiyorum. Ya bırak köfteye başlatma şimdi. Yeme köfte mefte ya. Niye yemiyorum oğlum? Sinir oluyorum sana, yeme. Bana sinir ol. Niye sinir oluyorsun bana ya? Abi yemeyeceksin diyorsam yemeyeceksin be kardeşim. Ne bağırıyorsun Allah oğlum? Allah. Yeme kardeşim, istemiyorum. Ne vuruyorsun? Çatalı neye vuruyorsun abi bir yere? Allah Allah, yeme ya. Bir köfte yiyorum. Köfte gibi adam oldun ya. Abi şunu bırakır mısın? Rahatsız ettin beni be kardeşim. Git al bunu, git mutfakta ye. Başka yerde ye ya. Mutfaktayız. Kızdan zaten ayrıldım kardeşim. Seni mi izleyeceğim? Ben ayırmadım ya abi senin. Köfte yiyorsun şurada 2 lokma. Hadi abi kalk şuradan. Allah Allah. Nereye kalkayım? Köfte yiyorum. Aç karnımı doyuracağım. Nereye kalkayım? Tamam ya? Al bunu mutfakta. Koş. Canım yanımda yeme kardeşim. Hadi. Doydun mu ya? Doydum abi. Vallahi yani ben biraz daha yersem şu karşıki mezarlığa defnedileceğim yani, Allah korusun. Soda içer misin? Vallahi olabilir. Aç dolabın kapağını. Açayım dolabı, kapağını. Abi ben göremedim. Kapakta sırma soda olması lazım. Aman kalkınca içerim yani. Olamam mı? Sen anlat abi. Biraz da sen hayat hikayeni anlat. Sen soracaksın, ben anlatacağım. Ben hep sordum sana, sen anlattın. Şimdi sen bana soru soru gideceğim. Şimdi abi. Ne yapıyorsun, iyi misin? Gördüğün gibi çalışıyoruz, şey yapıyoruz. İyiyiz, genel olarak iyiyim, bu ara iyiyim ya. Toparladım. Allah biraz. Şükür. Allah daha iyi etsin. İnşallah. İnşallah. Pes etmeyeceğiz. Yola devam, bizi hiç kimse düşüremez. Aynen. Karşınızda Eren Karayılan'la Murat Bey var. Yani karşınızda aptal yok kardeşim sizin. Düşünün. Müzikten kazandığın parayla ne yapmak istiyorsun? Ağzına sağlık, sesin çok güzel. Ne yapmak istiyorum? Önce bir ev, düzgün bir ev tutmak istiyorum. Hayatım güzene girmek için. Sonra sevdiğim insanları yanıma almak istiyorum. Böyle arkadaşlarım, dostum olabilir. Ama beni hainlik yapacak kişileri değil de böyle beni gerçekten kalpten seven insanı almak istiyorum. Var mı öyle birileri? Benimle yola devam etme. Öyle biri, şu anda bir kişi tanıyorum. O da Bahar, bir arkadaşım var Bahar diye. Onu almak istiyorum. Kız arkadaşım mı? Evet. Hanım. Hanım abi, hanım. Yenge değil mi? Ne? Yenge değil mi? Ne yengesi abi, arkadaşım. Tamam. Murat'a karşı ne hissediyorsun? Abi kardeşlik hissediyorum. Seviyorum zaten Murat abiyi de. Canımsın. Candır. Allah dahille yerlere getirsin inşallah. Günde kaç litre Sprite içiyor? Sprite değil, kola. Akşama kadar kola içiyorum. Çok sapa zamanda ünlü olmaya çalışıyorsun ya. Sapa. Şu an ünlü olsan ya, o kadar zor ki bir yere kiraya çıkmak. Ben buradan çıksam şu an yani burası ya. Yani bizim bir 5 yıl önce ünlü olsaydın an, çok kolaydı işin. 1000 liraya çıkardın şatoya ama. Şu an bizim ev 1,5 milyar. 1 milyar 200 pardon. 1200 lira. Ne diyorsun ya? Evet abi 1200. Ev mi? Şu aşağıda kiralık bir tane kolon yerine ağaç olan ev var, onu mu tuttun? Yok abi öyle 1200 değil. Liraya nerede? Şey, Piyale Paşa'da oturuyoruz şu anda. Tanıdık mı bu? Tanıdık. Ev sahibi? Bir emlak işte ya, unuttum adını. 1200 ne demek lan, ben de geleyim ama.
Yarısını vereyim kiranla geleyim. Ev de güzel yani, ben sana söyleyeyim. Normal aile evi. Ben Testo abiyi seviyorum ya. İyi adam. Çiğ köfteci videolarının olduğu. Aşkım benim meleğim, söyle sensiz neylerim, görmedim bir gün bile, neler çeker kalbim benim, sevinçle her zaman birlikte ellerimiz tarihlere kazınacak, bu epeydi sevgimiz. Şey mi dostum? Kendin mi yazdın bunu? Ya Mustafa Ceceli. Çok güzelmiş. Abi sen nasıl yiyorsun böyle yemeği ya? Valla şey gibisin yani, Tuğna Tavus gibisin. Ne gibi? Tuğna Tavus. Of. Acayip ağırlık çöktü ya. Vay be. Kedicik şey gibi olmuş. Bergen. Tek gözü yok. Bak garibim benim ya. Ben buzlukta derilerimi saklıyorum. Abi ben abi derini kesip mi buzluyor musun? İşte kiloyu verince deriler sarktı. Ben onları aldırdım. Atacağız bunu dediler. Dedim atmayın. Ben buzluğa koyarım. Yalan atma abi. Gerçek. Gerçek. Ha. Bakayım abi. Ya açsana bir bakayım abi de nerede? Bezelyelerin arkasında kalmış. Hiç çıkarmayalım ya. çok üşendim. Ama saklıyorum gerçekten. Lazım olursa bir metrekare vereyim. Abi yok, bende zaten var. Ben zayıflamaya çalışıyorum. Sen var ya. Ben zaten... Allah abi dur. Gıdıklanıyorum abi. Abi dur. Of. Kaslarıma yazık abi. Dur abi gıdıklı. Vallahi gıdıklanıyorum. Bak reis. Çok fazla deri çıkacak senden. Tabii ki çıkacak. 165'sin şu an. 80'e düştüğün zaman 85. Öf. Çok işimiz var. Çok işimiz var. Bayağı bir ameliyat. Bir tane yetmez. Kaç? Şimdi bir 360 olacak zaten ön arka, gök de dahil. Götün büyük mü? Senin o kadar değil sanki. Abi ne yapıyorsun? O kadar büyük değil değil mi götün? Abi estağfurullah. Göbek kadar yok değil mi? Götün o kadar fazla sarkmaz. Bir 360 olacağım. Bir geri gel be. Bak şimdi ya. Göbeğimiz böyle abidir ne abi? Şu bak tam şuradan. Tam şuradan çizgi bir tane. Şöyle şuradan. Bunlar toparlanacak. Abi, yani abi. Çok büyük pozu yaparsan abi, eğer, çok büyük pozu yaparsan gerek kalmaz da yapamazsın büyük pozu. Çok zor iş. Yapamadım ben yani. Ulan sen. Benim sarktı. O yüzden şöyle bir çizik de buraya atacağız. Buraya gerek yok. Buraya gerek yok oğlum. Sırttan emin değilim de belki ortadan bir keserler böyle sırtı da. Seni kestiler mi abi? Ben 360 yetti bana. Ama sen bazı yerlerin fazla yağlanmış. Çok eşit büyümüşsün sen. Benim full göbekteydi. Her yerim büyümüş. Komple büyümüşsün. Eşit bir şekilde dağılmış. 3 ameliyatım var. 3 ameliyata çözeriz. Ömer Hoca ile konuşayım, indirim alayım. Dikişlerine ben bakım yaparım. Hakim olduğum bir konu. Bir iki tane patlar ben ölüm dikerim. Ölüm riski yok değil mi reis? Ya ölüm yok. Nasıl öleceksin deriden? Başaracağız. Her şeyi başardık. Ama bunu da başaracağım. Aynen öyle. İsterse 5 ameliyat olsun. Aynen öyle. Bak, her şeye geçiyorsun reis. Böyle burada sıkışıp kalıyorsun. Bunu çıkartamıyorum ben bir türlü. Sonunda böyle olacak bu da. Kurtulacağız reis. Süper konuştun abi. Ulan benim videonun sonunda niye böyle üzüntü kaplıyor böyle, ne bileyim siz, sen mi getiriyorsun reis? Şiştik ya. Şişince ağırlık çöküyor. Ağırlık çökünce insan ağır, derin konulara giriyor. Şimdi şöyle bak. 19 yaşında İstanbul'a geldim. İstanbul'a geldim. İlk böyle bir yılı uzun yaşadım. Çok uzun uzun geçti. 20 oldum. 21'e bayağı hızlı geldik yani. 20'den 21'e çok hızlı geldim. 21 ile 22 arası birkaç ay sürdü yani. Çok hızlıydı. Geçen yıl 23'e girdim. Geçen ay pardon 23'e girmiş olmam lazımken geçen ay 26'ya girdim. Ben bu hayatı yakalayamıyorum Eren.
Yakalayacaksın reis. Hayır, hızını yetişemiyorum. Önemli yani. Olarak şu masaya bir tane yumruğunu koyacaksın. Pes etmiyorum ulan diyeceksin insanlara. Yanlış anladım. Pes etme olarak değil. Kalkacaksın böyle. Yok. Başlayacaksın her şeye. Yok, çok haklısın ama yanlış haklısın. Onu demiyorum. Yetişemiyorum ben bu hayatın hızına. Bir an önce çok hızlı öleceğiz Eren. Hapı yuttuk. Oğlum 3 ay önce ben 24-23 yaşındaydım ya. Sen ne zaman? Gerçi sen daha yeni başladın. Bundan sonra çok hızlı geçecek. Evet. 19-20'ye kadar normal çok yavaş gidiyor. Eziyet gidiyor. Ondan sonra bir haftada bir ömür geçiyor amına koyayım. İyi, bitirelim o zaman videoyu. Evet arkadaşlar. Bu videoyu beğenmeyi unutmayınız. Murat abinin kanalına abone olmayı unutmayınız. Sizleri çok seviyoruz. Eren'cim çok teşekkür ederim. Kanalıma konuk olarak geldiğin için. İnşallah başka zaman yine başka bir şeyler yaparız. Başka bir İnşallah yemek videosunda. İnşallah izniyle güzel şeyler olacak. İnşallah yeni bir yemek videosunda gene birlikte olacağız. Bu sefer yemek yemeyerek gelirim. Aynen, aç gelirsen daha güzel Çünkü olur. Saldırayım artık yani. Hangi şarkını koyalım? Eren Karayalan gözlerin yazarak görebilirsiniz ha işte. Tamam, onu koyduk Şimdi buraya. Şimdi koyduk. Gözlerin boşluğa dalıp gider. Sahipsiz bakışların benim olsun istedim. Sırların acıdan ağlar örer kendi kayboluşlarım. Sende dursun istedim.